Sayın Vekilim, öncelikle bu salı pazarı konusunda belediyenin projesiyle ilgili olarak mahalleliden geri dönüşler size mutlaka olmuştur. Mahalle muhtarıyla bir görüşmeniz söz konusudur. Yani ne görüyorsunuz? Mahallenin bu konudaki tavrı nedir? Mahallenin rahatsız olduğu bazı konular var. Yani pazarın burada olmasının mahalle sakinlerini rahatsız eden yönleri var. Ama esnafın ve köylünün pazarın kaldırılmasından, garajın kaldırılmasından ortak şikayetleri var. Burada önemli olan akıllı yönetim şudur. Semt sakinlerinin haklı gerekçelerle olan rahatsızlıklarını ortadan kaldırıp, onların rahatsızlıklarını rehabilite edip, esnafın, garaj esnafının, köylünün, daha geniş kitlenin rahatsız olmayacağı yönetimi, rahatsız olmayacağı uygulamaları ortaya koymak lazım. Sayın Çerçioğlu'nun yaptığı uygulamayla Arasta esnafından, garaj esnafından, bölge esnafına varıncaya kadar, köylülere varıncaya kadar bütün herkes mağduriyete sürüklenecektir ve onların feryatları vardır. Bu feryatları duymak mümkündür. Belediye başkanı gösterişli geziler yapacağına, insin esnafın arasına, onlarla ve sivil toplum örgütleriyle görüşsün, muhtarlarla görüşsün. Biz taraflarla görüşerek bu kararı verdik ve bu projeyi hazırladık. Projemiz aşağı yukarı 2 ay önceden beridir üzerinde çalışılan bir projedir. Ona göre tarafların azami derecedeki talepleri ve asgari derecedeki rahatsızlıkları düşünerek kat paylaşımlarına varıncaya kadar düzenlenmiş bir projedir. Peki şehir trafiğine varıncaya kadar düşünülerek düzenlenmiş bir projedir. Şimdi yani Zafer Meydanı'ndaki bu kadar trafik sıkışıklığı içerisinde kongre merkezinden Sayın Belediye Başkanı'nın anladığı nedir bilemiyorum ama buraya kongre merkezi gibi bir binanın yapılması, kongre merkezi, bu arter bu trafiği kaldırır mı? Sayın Belediye Başkanı önce bunu düşündü. Bir de belediyenin ortak akıl söylemi var 2009'dan bu yana. Peki bu projede şehir planlama... Güldürme. Belediye başkanı nerede ortak aklı aramış? Bir tane ortak akılla yaptığı bir şey göstersin bana. Yani bu bir tane desin ki ben şunu muhataplarıyla görüşerek yaptım, uyguladım desin bir tane. Peki. Belediye meclisindeki belediye meclis üyelerinin verdiği önergeleri kabul etmeyen, halkın iradesini, önergelerini kabul etmeyen bir belediye başkanı nerede ortak akıl aramış ya? Yapmayın bunu ya. Güldürmeyin ya. Projede tarafların herhangi bir ortak akılla rızası ve onu sorun esnafa, ortak kararı alınmamış mı dedi. İhale ilanının çıktığından kimsenin haberi yok. Bırak projede. Peki, teşekkür ediyorum. Meclisin haberi yok. Aydın Belediye Meclisi'nin buradaki yapılacak olan projeden haberi yok. Bugün mecliste gündeme gelecek mi bu konu? Getirirler herhalde arkadaşlarımız. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.